Şöyle bir dairesel grafik verilmiş. Altta da oranları verilmiş birbiriyle. Tabii grafiği yorumlarken şöyle yorumlayabiliriz. Satış miktarları grafik üzerinde gösterilmiş. A ve B miktarları aynı olmalı. A, B'ye eşit olmalı çünkü açılar aynı. A, B'ye eşittir. Şimdi A, B'ye eşitse şu denklem, birinci denklem, A bölü B eşittir B bölü C denklemine bakarsak, burada A ve B birbiriyle sadeleşecek. İkisi birbirine eşit. C'nin yerine de 6000 yazabiliriz. C'den 6000 satılmış. Şurası 6000. Bunlar da birbirine eşit olduğu için sadeleşirler. Şurası 1 bölü 1 olur. İçler dışlar çarpımı yaparsak B buradan 6000 gelecek. B eşittir 6000. Demek ki B otomobilinden şöyle yazayım. B otomobilinden 6000 tane satılmış. Tabii A ve B'nin açıları aynı olduğuna göre miktarlar aynı. Bu A otomobilinden de 6000 satılması demek. A, B'ye eşit çünkü. Üçüncü denkleme dönelim. İkinci denkleme şuraya. D bölü A eşittir 1 bölü 2. Biz burada A yerine 6000 yazarsak şurası 6000'di. Şöyle paydalar sadeleştirilebilir. 2'ye bölüyorum 1, 2'ye bölüyorum. Burası 3000. Şöyle içler dışlar çarpımı yapılınca buradan D eşittir 3000 çıkar. Demek ki D otomobilinden de 3000 satılmış. C otomobilinden de 6000 satılmıştı. Onu da biliyoruz. Bu da 6000. Bizden istenen E otomobilinden ne kadar satıldı? Şimdi şöyle hareket edebiliriz. Bir kere A, B, C miktarlar aynı. Miktarlar aynı ise dilimdeki açılar da aynı olmalı. 60, 60, burası da 60 olacak. Şimdi D, C'nin yarısı. O zaman açısal olarak da yarısı olacak. Yani D 30 olmalı. C 60 derece, D 30 derece olmalı. Açısal olarak yarısı. Şurası da 150 derece olmalı. Toplam 360 edecek. Şimdi bir orantı kurabiliriz. D'miz 30 dereceydi. 30 dereceye, yani D'ye 3000 otomobil düşüyor. Biz 150 dereceye, yani E'ye kaç otomobil düştüğünü bulmak istiyoruz. Doğru orantı çaprazdan çarpacağız. X eşittir 150 çarpı 3000 bölü 30 olur. Şuradan sıfırları çiziyorum. 3'e böleriz. 1, 3'e böleriz. Burası 5. 5 ile 3'ü çarparsak 15 bin. 3 tane de 0 var yanında. Demek ki diğer otomobilden, E otomobilinden de 15 bin satılmış.